Efendim, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Bağcılar'daki açılışta bir aradaydı. Kılıçdaroğlu tören alanına iktidar sloganları ile geldi. İki isim halkı el ele selamladı. Güzel bir fotoğraf değil mi? Kılıçdaroğlu gelmesin diye büyük mücadeleler verdiklerini de biliyorum. Ama benim tek güvencem bu ülkenin insanları. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbulluları Ekrem İmamoğlu'yla el ele selamladı. Her eve huzur sözü verdi. Kemal Kılıçdaroğlu Bağcılar'daki törene katılanların iktidar sloganlarıyla birlikte geliyor. Alanda sadece Türk bayrakları var. Parti bayrağı bulunmuyor. İktidar, iktidar, iktidar. Ne için iktidar? Kadın erkek eşitliği için iktidar. Her evde huzurun ve bereketin olması için iktidar. Başı açık, başı kapalı ayrımını ortadan kaldırmak için iktidar. Kemal Kılıçdaroğlu Bağcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ebu Bekir Meydanı ve Kadın Merkezi açılışına katıldı. Geçim sıkıntısını biliyorum. Malı götürenleri de çok iyi biliyorum. Haksız olarak alınan, hazineden çalınan, o 418 milyar doları alacağım ve bu milletin cebine koyacağım. Ev kadınlarının %34'ü evde yalnızken doğalgazı kapatıyor. Ekonomik krizin sonucu. Bağcılar'daki açılışa katılanlar bir çadırın altında ayakta bekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu da onlar gibi ayakta konuşma sırasının kendisine gelmesi bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresinde güvenlik tedbirleri ise üst seviyede, özellikle sık sık görülmeyen çelik levhayı taşıyan polis de Kılıçdaroğlu'nun yakınında bekliyor. Bizim kırmızı çizgimizdir demiş. Değişmesin, hafifletilmesin demiş. Doğru demiş. Ben alkışlıyorum hanımefendiyi. Önce Ekrem İmamoğlu çıktı kürsüye. 6.284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun siyasi pazarlık meselesi haline getirildiğini söyledi. Kırmızı çizgimiz diyen, bunu dediği için de tehdit edildiğini açıklayan AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'i alkışladı. Sonra da sözü İstanbul Sözleşmesi'ne getirdi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi kızı dahi sapasağlam bu kaldırılmanın karşısında durmuş. Bir baba kızını bile hayal kırıklığına uğratıyorsa bu milleti de hayal kırıklığına uğratır. Önceki seçimlerde AK Parti'nin önde olduğu Bağcılar'dan İmamoğlu oy istedi. Kılıçdaroğlu da sözlerini herkesi kucaklayacağız diye bitirdi. Diploma işine girmeyeceğim. En önemli sınav ne biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanlık sınavı, insanlık. Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu o sınavı binlerce kez geçtiği için insanlık diplomasına sahip. Onun için yürekten oy isteyeceğim. Bağcılar'da yaşayanları da seviyorum. Oyumuzun düşük olduğunu biliyorum. Ama hiç kimse endişe etmesin. Oy versin vermesin. Herkesi kucaklayacağız.